İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılar sosyal medya kullanıcılarını hedef almaya devam ediyor. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları gün geçtikçe daha çok kullanılırken sosyal medya dolandırıcılığı vakaları da gitgide artıyor. E-posta adreslerini veya sosyal medya hesaplarını çaldıran vatandaşlar bazen sadece hesabını, bazen de parasını kaybediyor. Kimi zaman da sosyal medya dolandırıcıları hesabını çaldıkları kişilerin yakınlarına mesaj göndererek onları da dolandırmaya çalışıyor. Sosyal medya dolandırıcılarının amaçlarından bahseden Profesör Doktor Mehmet Yıldırım, sosyal medya kullanıcılarının çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bilindiği üzere son zamanlarda sosyal medyada hesap hırsızlığı oldukça arttı. Sosyal medya kullanıcılarının bu tür hizmetler alırken çok dikkatli olmaları gerekir. En çok karşılaşılan suçlar da e-mail hırsızlığı veya Facebook, Instagram gibi hesap hırsızlıkları. Genellikle bu tip hırsızlık girişiminde bulunan kişiler kullanıcıların hesap bilgilerini ele geçirip bu tür medyadaki bilgilerini, resimlerini, görüntülerini kullanarak daha farklı suçlara yöneliyorlar. Bu hesaplardaki bilgileri kullanarak işte banka hesaplarına erişmeye çalışıyorlar. Genellikle dolandırıcılık kapsamına giriyor bu tür suçlar. Veya sadece kişinin imajını zedelemek için de yapılabiliyor. Kişilerin görüntüleri değiştiriliyor. Kişilerin hesapları kullanılarak başka kişilere olumsuz görüntüler, bilgiler sızdırılması şeklinde olabiliyor. Hesabı çalınanların anında yetkili kişilere başvurması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, yasal sistemde bu durumu engelleyecek bir tedbirin olmadığını ifade etti. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman ilk yapılması gereken eğer bir kurtarma hesabı veya ikinci bir erişim adresi var ise onun üzerinden kendi hesabına girip bütün şifrelerini değiştirmesi gerekir. Eğer bunu yapamıyorsa hizmet aldığı ürünün örneğin Facebook'sa teknik destek birimine başvurarak hesabının başkaları tarafından ele geçirildiği bildiriminde bulunması gerekir. Aynı zamanda da kolluk kuvvetlerine de başvurarak hesabının çalındığını bildirerek gerekli yasal işlemi başlatması gerekir. Genellikle çevremizde sosyal medya hırsızlıkları, hesap hırsızlıkları ile ilgili olumsuz olaylar yaşayan tanıdıklarımız, insanlar olabiliyorlar. Yasal sistemimizin bunu engelleyici bir tedbiri yok. Tamamen olay gerçekleştiğinde cezalandırmaya yönelik tedbirler var.